kaynakları böyle kullanmak. Dolayısıyla sizin üzerinize yük getirmek istemiyorum. Siz bu işi çözün. Siz deyin ki belediye olarak Allah'a bakıyorum biliyorum. Benim aklımda şikayet ediyor. Şikayet de siz yapın. Buradaki insanların hakkı hiç büyümüyor. Her gün kazanıyorsunuz, büyümüyorsunuz. Ne oluyor? Oradan da öyle büyüyor. Recep Tayyip Erdoğan olmazsa da sürdürülebilirliğini sağlamak adına sistem uzlaşmayı sağlasın. Şahıs değil bakın. Bunu Recep Tayyip Erdoğan sağlıyor. Şahıs olmazsa, gücü yetmezse sistem bunu yapabilsin. Yarın ben olurum, bir başkası olur. Ama sistem hep ülkede birlik ve beraberliği sağlasın mantığıyla, anlayışıyla bugünkü sistemi getiriyoruz. Bunu bizatihi kendisi istiyor. Nitekim böyle de oldu. Ülkemizi temsil eden, temsil etmeden parlamentoya kazanmış oldu. Ki Türkiye buna rağmen 79 sonucunda bu milletin olağanüstü gayretiyle müthiş kabiliyetle, bütün zor... Sizlerin de inanmasını istiyorum.
Cumhurbaşkanı bugüne göre çok daha kısıtlı, çok daha kontrollü, çok daha hesap verebilir hale getirir. Ve hiçbir kararnamesi de asla yasayla düzenlenmiş alanla ilgili de hiçbir kararnamesi çıkamıyor. Mesela az önce soru oldu, öyle vergi veya insan kişisel haklarla ilgili bir sual oldu. Mesela vergi diyelim, vergi koyacaksınız. Vergi neyle koyulur? Yasayla koyulur. Kanun düzenlemeyle koyulur. O zaman vergi, yeni bir vergi artışıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararname çıkaramaz. Anladınız değil mi? Yasayla düzenlenen alanlarda kararname düzenleme hakkı yok. Yasada yok, bir kararname düzenledi. Meclis tutar, ilave bir yasayla onu da, yani kararname düzenleme, düzenlemeyle onu da bertaraf eder. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah çok bol bir evetle Karaman'ımızı ve ülkemizin geleceğine de doğru katkı vermiş oluruz diye düşünüyorum. Sizler zaten evet kullanmada arzulusunuz, isteklisiniz. Ben bunu biliyorum. Eğer hayır kampanyası yapan varsa onlardan da dahil edersek, yani sizden de bir destek istiyorum. Siz de birkaç ile uğraşın. Siz de çözün. İnşallah memleketin geleceğini birlikte garanti altına alalım diyorum.